Yonca. Yonca. Oha. Sen... Sen bunu nereden buldun? Kim verdi sana bunu? Sen bana hücreye girmene sebep olan malı nereden bulduğunu söyle. Ben de sana bunu nereden bulduğumu söyleyeceğim. Ben herkese söyledim. Azra'dan aldım. Yonca yalan söylüyorsun. Herkes biliyor bunu. Nereden buldun? Nereden buldun? İyi tamam be. Ben tuvalete gitmiştim. Tuvalette yerde duruyordu. Görünce aldım. Oldu mu? Yani Azra masum. Ben seni duyamıyorum. Azra masum. Oldu mu? Oldu. Özlem, kamera odasına gelir misin acil? Madem senin bana sormaya cesaretin yok, ben geldim konuşmaya. Buyur. Anlamadım. Özlem'le konuştum. Yani Oktay? Nihal'le ilgili meselede benden şüphelendiğini biliyorum. Oktay, herkesten şüpheleniyorum. Herkesi sorgulatıyor musun Özlem'e? Niye ben? Ha neden? Ne o? Senden şüphelenmeme sebep olan şey. İzle. Bu mu? Komple teorilerini kurmadan önce benimle bir konuşsaydın, bir sorsaydın. Tamam Oktay, şimdi soruyorum o zaman. Meselenin aslı ne biliyor musun? Murat'la bizim geceleri dışarı çıkmamız. Biliyorsun bunlar Nihal'le Murat bebek sahibi olmak istiyorlardı. Yani planlıyorlardı, programlıyorlardı gecelerini falan. Biz dışarı çıkınca kafayı taktı tabii. İyice bilendi bana. Sonra arka arkaya 3 gün var diye yazdı. 3 gün. Ben de sinirlendim tabii. Konuşmaya gittim. Sonra bağırıp çağırmaya başladı bana. Vay efendim, kocamı nereye götürüyorsun? Kimlerle takılıyorsunuz falan. Yani tamam anlıyorum, karışık bir durum ama... Neyse, mesele bu. Tartışma bu. İstersen Murat'ı çağırıp sorabilirsin. O da biliyor. Ya senden şüphelendiğim için kusura bakma Oktay. Ama bu kayıtları kim izlese şüphelenir. Gidip direkt savcıya da verebilirdim. Önce emin olmak istedim sadece. Ya biz birbirimize güvenmeyeceksek... ...koca cezaevini nasıl güvenli bir yer haline getireceğiz Melis? Öyle değil mi? Önce bizim konuşmamız gerek. Bir iletişim kurmamız gerek. Ya rica ediyorum bir daha böyle bir şey olursa... ...bir şeyi merak edersen önce benimle konuş. Olur mu? Lütfen. İzlemeniz gereken bir şey var efendim. Tamam, izleyelim. İkisi de hemen odama. Hemen. Bu ne? Nasıl bir rezalet bu? İkinizden de açıklama bekliyorum. Ben anlatayım isterseniz. Azra'nın suçsuz yere hücrede kalmasına gönlüm razı olmadı açıkçası.
Bunun için de bir plan düşündüm. Yonca'yı kayıtsız kalamadığı tek şeyle itiraf ettirdim. Bunu da özellikle kameraların önünde yaptım ki herkes görsün diye. Zaten dikkatlice izlerseniz Azra suçsuz dediğini görürsünüz. Peki sen bunu nereden buldun? Mutfakta. Pudra şekeri. Evet. Bana söylediklerini Melis Hanım'a söyleyecek misin? Ne söyledin? Hücreye girmesine neden olan uyuşturucuyu Azra'nın vermediğini. Doğru mu bu Yonca? Peki sen uyuşturucuyu nereden buldun? Yerde buldum ben, tuvaletlerde. Aramalara takılmamak için biri yere attı herhalde. Bilmiyorum.